Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreğini aratmayacak güzellikte bir tepsi böreği tarifi vereceğim. İnanın yiyen herkes su böreğinden ayırt edemiyor. Çünkü gerçekten hiçbir farkı yok. Şimdi dilerseniz hiç beklemeden tarifimize geçelim. Tarifimiz için kabımızın içerisine bir su bardağı suyu alalım. Ardından bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Sonrasında 1 su bardağı süt, 2 adet de yumurta ekleyelim ve tüm malzemeleri güzelce çırpalım. Tepsinin içerisine yağlı kağıt serdim. Yufkamın bir tanesini alıyorum. Ortadan ikiye bölüyorum elimle. Hazırlamış olduğum sosa buluyorum. Bayağı bir ıslak olacak şekilde. Ve tepsiye yaymaya başlıyorum. 5 adet yufka kullandım. Diğer yarısını da aynı şekilde sosa batırıyorum. Birazcık şöyle sosun fazla olan kısmını aldım. Ve tepsiye yerleştiriyorum. İkinci yufkayı da aynı şekilde yapıyorum. Videoyu hızlı çekim alarak gösterdim ki video fazla uzamasın. Üçüncü yufkayı da aynı şekilde yapmaya başlıyorum. Fakat bu kez üçüncü yufkayı 3-4 parçaya böldüm. Şöyle civil peynirim var. Peynirimi didikleyerek içerisine her tarafını gelecek şekilde koyuyorum. Bu civil peynir bizim memlekete has bir peynir. Normalde böyle su böreklerinde kullanılır. Sizler normal beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Peynirleri her yerine gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi dördüncü yufkaya geçtim. Dördüncü yufkayı da aynı şekilde yaparak devam ediyorum. En son en üste gelecek yufkayı sosa bulamıyoruz. Bu şekilde ıslatmadan yerleştiriyoruz. Şimdi kalan sosun içerisine bir adet yumurta kırıyorum. Birazcık da sıvı yağ döktükten sonra çırpıyorum. Şöyle kuru kalmasın diye alt kısımlarına biraz sostan sürüyorum elimle. Son yufkayı yerleştirirken biraz daha özenli yerleştirmeye çalıştım. Böreğin üst kısmı çünkü. Bu yüzden daha düzenli olması lazım. Hem midemize hem de gözümüze hitap edecek çünkü. Şimdi kalan sosu tüm böreğin üzerine döküyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde elimle yayıyorum. Böreği pişirmeden önce buzdolabında bir saat beklettim. Sizin vaktiniz yoksa yarım saatte bekletebilirsiniz. Ne kadar fazla beklerse o kadar lezzetli olur. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece üstü ve altı kızarana kadar pişiriyorum. Böreğim pişti. Şimdi tepsiden çıkartıyorum.
Görüntüsüne bakar mısınız? Gerçekten su böreğinden hiç ama hiç farkı yok. İnanın tadı da öyle. Gerçekten listenize ekleyin ve bu tarifi mutlaka yapın diyorum. Hem kolaylıkla yapıp vaktinizden tasarruf ediyorsunuz, hem de zaten gerçekten de su böreği tadı alıyorsunuz. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Videolarımı görmesini istediğiniz dostlarınızla da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Şöyle iç kısmını da paylaşayım sizlerle. Bakın gerçekten su böreğinden hiçbir farkı yok. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer güzel tariflerde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.